Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili çok bomba bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bu aralar işlerimin yoğunluğundan çok sık video atamıyorum. Affınıza sığınıyorum. Videoya like, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Haydi videoya. Oyunumuza çok güzel yeni kostümler geliyor. Umulmadık kahramanlara. Bakalım kimler onlar. Joy kahramanı için böyle bir kostüm anketi var arkadaşlar. Bu iki kostümden birisi kahramanımıza gelecek. Spesyal ya da yıldız üyelik kostüm olarak gelme ihtimali var. Sizce en iyi kostüm hangisi? Soldaki mi, sağdaki mi? Lütfen yorumda belirtin. Ya bu Mobile Legends bu hero'ya ne zaman adam akıllı bir kostüm getirecek? Dediğiniz o hero'ya da kostüm geliyor. Lolita kahramanı için efsane bir kostüm anketi var arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz iki kostümde kahramanımıza gelebilir. Bunlardan bir tanesi kolektör olacak. Soldaki kostüm çok büyük bir ihtimalle kolektör olarak gelecek. Sağdaki kostüm ise epik kostüm olarak gelecek. Lolita kahramanına gelecek olan bir kostümle ilgili daha bilgi vermek istiyorum ama o bilgi bunun önüne geçemez. Buradaki kostümler deli dehşet kostümler. Lolita sever hayırlı olsun diyelim şimdiden. Hatırlarsanız oyunumuz market alanındaki çekiliş kısmındaki şanslı çark kısmının şanslı mağazasına Lolita'nın kostümünü getireceğini açıklamıştı ama bir yıldan fazla oldu herhalde. Pembe renklerde bir kostüm. Hatta tanıtımını bile yaptı Mobile Legends oyunu. Görsellerini bile paylaştı ama kostüm oyuna bir türlü gelmek bilmedi. Acaba diyorum Mobile Legends oyunu o kostümü komple iptal etti de onun yerine bu mu gelecek? Epik olarak. Şanslı mağazaya değil de epik olarak bu mu gelecek bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Şanslı mağaza alanına Mobile Legends oyunu ilerleyen günlerde çok güzel ödüller ekleyecek. Buralarla ilgili de çok efsane videoları çekip sizlerle paylaşacağım. Güç kristali alanı ile ilgili de önemli bilgi vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Duymuşsunuzdur ama ben her zaman sizlere daha farklı bilgiler veririm. Şimdi Mobile Legends oyunu bu alana yeni eşyalar ekledi. Şunu ekledi. Bakın çerçeve var. Bunu alabiliyorsunuz. 1000 küsur elmas karşılığında yakında orijinal sunuculardaki hesaplarınızda da olacak. Ve şuraya bir tane sandık ekledi. Bu sandığın içerisinde de şu doğuş efektini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu geçtik. Benim olayım bu değil. Burayla ilgili çok önemli bilgi vermek istiyorum sizlere. Mobile Legends oyunu buralara bakın kostüm de ekleyecek, isim değiştirme kartı, farklı şeyler de ekleyecek. Yani elinizdeki sihir tozlarınızı fazlalık kaynakları bir şekilde takas ettirip buraya önemli eşyalar koyarak takas yapmanızı isteyecek arkadaşlar. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Neo Beyaz etkinliği ile birlikte Leela ve Fredrin kahramanlarına yakın zamanda kostüm geleceğini zaten biliyoruz ama Leela kahramanı için bir kostüm daha var arkadaşlar. Leela severler çok mutlu olmuş. O da büyük ihtimalle yıldız üyeli kostüm olacak. Spesyal olma ihtimali de var. Eğer yıldız üyeli kostüm olacaksa ne zaman gelir onun bilgisinde ilerleyen dakikalarda öğreneceksiniz. Bu iki kostüm Leela severlere hayırlı olsun. Arkadaşlar Temmuz ayının 8'inde Ixia kahramanı geliyor. Bu kahramanla ilgili farklı videolarda sizlerle paylaşacağım. Ixia kahramanından sonra Nolan kahramanı gelecek. Ixia, Nolan, Layla. Hatta Lolita'yı falan da ekleyebiliriz. Bunların arasında ilginç bir bağ var ve Mobile Legends oyunu S29'u bomba gibi getiriyor. Videonun sonunda sinematiğini zaten göreceksiniz. Yani çok farklı geliyor Mobile Legends oyunu. Nolan kahraman da test sunucularına yakında düşecektir. Düşer düşmez sizlere bilgisini vereceğim. Bu kahraman suikastçı rolünde gelecek diye konuşuluyor. Sıradaki haberim ise Sanrio etkinliği ile ilgili olacak. Güzel detayları sizlerle paylaşacağım. Bu etkinliği zaten önceki videolarda tanıtmıştım. Şöyle bir 1x çekilişimizi de yapalım. Bu etkinlikle ilgili merak ettiğiniz bir şey vardı. O da etkinlikle ilgili part 1, part 2 elmas yükleme görevleri ne zaman gelecek onları söyleyeceğim. Etkinliğimiz Temmuz ayının 3'ünde oyuna geliyor. Bu da pazartesi gününe denk geliyor ve cumartesi günü de 8'ine denk geliyor. Yani part 1 Temmuz ayının 8'inde gelecek arkadaşlar. Part 2 ise Temmuz ayının 22'sinde gelecek. Yani part 1 part 2 geliyor. Etkinlikte biletleri toplamak için ne yapmanız lazım? Oyuna giriş yaparak 1 bilet, 100 elmas, 250 elmas ve 500 elmas yükleyince 500 elmas yüklediğinizde diğer görevleri de yapmış oluyorsunuz. 8 bilet alıyorsunuz. Etkinlikte 200 elmas, 500 elmas harcayarak 500 elmas harcadığınızda 200 elmas harcı görevini de yapmış oluyorsunuz. 5 bilet de buradan alıyoruz. Totalde 14 bilet almış oluyoruz. Bir de kutlanıyoruz.
satın alırız 15 bilet arkadaşlar. Bu biletlerle birlikte etkinliğimize gelerek 10x çevireceğiz. Geri kalanını 1x çevirerek ödül havuzundaki şu güzel kostümleri almaya çalışacağız. Elitinden, normalinden, spesyalinden, epiğinden, çark epiğinden, kolektörüne kadar ne varsa Sanrio kostümlerini bile 10x çekilişte çıkartma şansınız var. Zaten ödül havuzunda biliyorsunuz. Şimdiden part 1 part 2 hayırlı olsun arkadaşlar. Part 1 part 2 geldiğinde benim de bu etkinlikle ilgili çevirme videolarımı zaten biliyorsunuz. Abonelerin hesabına girip çevirmeler yapacağım. Sıradaki haberim ise yıldız üyelik mağazaları ile ilgili olacak. Mağaza kısmındaki yıldız üyelik dönüşü alanına baktığımız zaman burada Parşa, Sicilian, Mamma, Martis, Frankov şöyle kostümleri görüyorsunuz arkadaşlar. Mobile Legends oyunu bunları güncelledi. Yeni gelecek olan kostümleri şuradan sizlere söyleyeyim. Geliş tarihi ile birlikte 7. ayın 31'inde şu kostümler kalkacak. Bunların yerine Saber, Mia, Natalia, Moskov, Clint, Aurora, Argus, Alucard, Roger, Alice kostümleri eklenecek. Ve şurada da ismini tam Türkçe karşılığını görmedim ama öldürme bildirimi eklenecek arkadaşlar. Yeni bir öldürme bildirimi eklenecek yıldız üyelik mağazasına şu kostümlerle birlikte, bilginiz olsun. Tarihi de 7. ayın 31'i. Sıradaki haberim ise Minstar kahramanının yıldız üyeliği ile alakalı olacak ve sizlere çok önemli bilgiler vereceğim yıldız üyeliklerle alakalı. Bayılacaksınız. Minstar kahramanının kostümü bomba arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yıldız üyelik kostümü. Efektleri de muazzam. E hal böyleyken Osman Bülbül 10 kişiye yıldız üyelik vermez mi? Verir. Çok yakında yıldız üyelik çekilişinin detaylarını sizlerle paylaşacağım. 10 kişi mi olur? 20 kişiye yıldız üyelik mi olur? Hepsini göreceksiniz. Minstar yıldız üyeliğinin saklı heykeli bu şekilde. İzi bu şekilde. Ve diğer yıldız üyelik ayrıcalıklarını da ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ama geçelim asıl olayımıza. Diğer yıldız üyelikler kime geliyor ve ne gibi ayrıcalıkları olacak? Şimdi hızlı bir şekilde izleyelim. Minstar kahramanının yıldız üyeliğinden sonra Ying kahramanına yıldız üyelik geleceğini zaten biliyorsunuz. Bu durum sizi şaşırtmayacak, farkındayım. Ying kahramanının görselleri bu şekilde olacak. Ayrıca saklı heykelinin görüntüsü de bu şekilde olacak arkadaşlar. Eylül ayının yıldız üyelik kostümü ise Joy kahramanına geliyor. Alpa'nın kostümü bir tık daha geri. Hatta iki tık geri gitmiş de olabilir. Çünkü Lila kahramanı için de yıldız üyelik gelme ihtimali var. Önceki dakikalarda görmüştünüz. Joy kahramanın Eylül ayındaki yıldız üyelik kostümü hayırlı olsun diyelim. Ekim ve Kasım ayının yıldız üyelik kostümleri kime gelecek? Alpa ve Lila'ya mı? Onlarla ilgili bilgileri de ilerleyen süreçlerde sizlerle paylaşacağım. Sıradaki haberim S29 ile alakalı. Yeni sezonda S29 ekranının görseli bu şekilde olacak arkadaşlar. Buraya yeni bir şey eklenmiş. Tıklayalım şöyle. Böyle bir şeyler gelmiş. Eruditio'ya hoş geldin. Bunu söylemekte zorlanıyorum, biliyorsunuz zaten. Şehir merkezi demiş. Kontrol demiş. Şöyle gidiyoruz. Böyle şeyler geliyor ekrana. Yani böyle sinematik bir şeyler yapmış. Buraları da atlamak istemiyorum. İsim Xia. Ben öyle diyorum. Lan arkada bir şeyler oluyor. Abi inşallah böyle sezon fragmanı, sezon filmi gibi bir şeyler olur ya. Kameramın yerini değiştirdim görün diye. Doktor Ronnie. Devam edelim abi. Tıkladım oraya, ne olacak? Meydanın kenarındaki yüksek bir platformda bir kum avcısı kızı Mustafa'nın... Tamam. Devam et. Bu gelmiş. Aa, böyle sinematikler benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bir oyunu anlamanıza yarıyor. Benim görüşüm bu şekilde. Hani böyle şeyler yapsın Mobile Legends oyunu. Bu ne ya? Tamam. Hızlı hızlı geçiyorum. Okumuyorum. Siz okursunuz. Tam o sırada falan filan olmuş. Gidip görmeden bilemem demiş. Tamam, herhalde gidecek. Abi S29 ile ilgili çok güzel haberlerim olacak sizlere arkadaşlar. Çekiliş bilgisi de vereceğim. Bekleyin, çekiliş bilgisi de olacak. Tamam, buraları geçelim. Sinematik yapmışlar. Oo, bak bak. Nolan artık neyse yeni. Xia'dan sonra gelecek yeni kahraman arkadaşlar. Onun da bilgisini vereceğim birazdan sizlere. Tamam, böyle bir sinematik yapmışlar. Yani okumaya dayalı. Layla gelmiş. Ne yaptığını sanıyorsun? Sen de kimsin be? Kendi işine baksana. Al sana bir ulti. Bay Nolan'ı bırak. Xia Nolan'ı yakalıyor. Bırak diyor.
Koruyucu mu sen mi? Dönüp bir kendine baktın mı hiç? Daha çok sağda solda koşturan bir tavşanca benziyorsun. Hadi canım. Dikkat et de o elindeki koca silah patlamazsan. Abi ya. Hemen şimdi durmazsan gerçekten de patlayabilir. Tamam. Nolan durun lan diyor, sizi kardeşsiniz. Nolan yatıştırmaya çalışıyor, tamam. Fakat X'e onu tek eliyle yana fırlatır ve heyecanla elinden silahını kapar. X'ya sanırım Erudutiye midir nedir işte onun şeysi arkadaşlar. Tamam, Layla konuşuyor. Tamam. Sakin ol bakalım, herhangi bir kanıtım var mı? Yoksa sizin gözünüzde kum avcılarının hepsi bir suçlu mu? Bir de Erudutio'da ayrımcılık falan yoktur derler he. Demiş, tamam. Dostça çalan herkese açıktır misali, geçiyorum. Burada herhalde birazcık gabi şeyler. Bakalım sonra ne oluyor? Güzel, sertleştin küçük tavşancık. Ama bu yeterli değil. Patlatalım, senin gibi insanlar bizim orada ancak kum yer. Bu kadar konuşma, yeter artık. Kaçacak bir yerin yok. Layla tehdit ediyor. Lixia cevap veriyor, tamam. Doktor Rooney bir şeyler dediler. Okumuyorum oraları arkadaşlar ama böyle sinematiğin gelmesi çok güzel olmuş. Sonunu merak ediyorum. Bir şeyler kaçırmak istemiyorum. Evet, geldik. Bakalım ne olacak. Ama bayağı uzun tutmuşlar ha. Devam edecek demiş. Ve böyle bitmiş arkadaşlar. Ve izlediğiniz için de bir ödül alıyorsunuz. Kontrol et dediğiniz zaman da bölüm 2. He, maziye doğru bir yolculuk oluyor burada. Çok ilginç olmuş burası ya. Şöyle bir... O bu ne lan? Bak arkadaşlar, bu var ya yeni kahraman tüyosu olabilir. Bak Nolan'ı gördünüz. Bu yeni kahraman tüyosu olabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Mobile Legends böyle fragmanlarda tüyolar vermeye bayılır biliyorsunuz. Povus'un geleceğini, o zaman Povus var ya, onun geleceğini çok önceki bir videodan söylemiştim. Bu da yeni bir şey olabilir. Vay be. Şu an bir bölüm bitirdik, yine bir ödül aldık. Sihir tozu arkadaşlar. Burada sağ tarafa baktığınız zaman 1'e 10'a kadar gidiyor. Bakın ben şu an şuraya kadar izledim ve aşağıya kadar gidiyor. Ya bu gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar. Mobile Legends oyununun böyle bir şey yapması gerçekten benim hoşuma gitti. Şöyle yenile yaptığınız zaman da yenileyebiliyorsunuz. Bakın burada Lolita falan hepsi var. Sanırım bütün kahramanlara eklenecek bu çizgi roman olayı. Buraları çok karıştırmayacağım. Siz zaten bakarsınız buralara. Bölüm 1, bölüm 2, tamam. Hikaye özeti. Şu an hikayesi olan kahramanları görüyorsunuz. Ve o hikayelerin nerede gerçekleştiğini. Layla, Ixia, Lolita, bunlara birçok kahraman eklenecektir zamanla. Şuradaki kurallara da bakalım. Sizleri videoyu durdurup okursunuz. Gerçekten güzel bir yer olmuş. S29 alanı. Şuradaki kitaba basınca oradan sinematikleri izleyebiliyorsunuz. Lig ödülleri diye bir kısım var. Buraya tıkladığınız zaman bu şekilde lig ödüllerinizi alabileceksiniz. Misty'ye giden yol sekmesi burada olacak. Bir de şunu da alalım. Bir de şuraya bakalım. Sezon bilgisi diyor arkadaşlar. Sezon yolculuğu kısmı da bizim ödülleri toplayacağımız yer. Asıl videomdaki başta söylediğim yerin amacı bu. Alice'i 20 maç atınca alıyorsunuz. Ve 200 maç atınca da S29 çerçevesini alıyorsunuz. Oranda kuralları bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sezon ödüllerimiz şu an ekranda gördüğünüz gibi olacak. Onlarda çok bir değişme yok. Gelelim asıl diğer olaya. Şuraya bir tıklayalım. S29 ilk yüklemesi. Ve burada da gördüğünüz gibi avatar çerçevemiz bu şekilde. Yüklemeyi yaptım ben. Topluyorum avatar çerçevemi böyle. 100 elmasa da Silvana'nın kostümünü alıyorum. Elit kostüm arkadaşlar. 100 elmas karşılığında ansızın Silvana'ya gelen bir elit kostüm. Tamam diyelim buraya da. İsim değiştirme kartında gerek duyarsam alırım. Sezon 29 bomba gibi geliyor. Mobile Legends oyunu artık sezonlara sinematikleri de eklemeye başladı. Artık hem görsel seyir olarak hem de oyun olarak daha da iyi şeyler yapacağı benziyor. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.